merhabalar, mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösteriyor ve Beyaz Ana Haber başlıyor. Ben Melisa Bağcı. Efendim bugün bültenimiz dop dolu. Önce İstanbul'da biliyorsunuz görmeye alışık olduğumuz trafik çilesi görüntülerine İzmir'den gelen görüntüleri ekranınıza getireceğiz. Şimdi bir İzmir'e gideceğiz. Bunu ekleyelim. İlerleyen dakikalarda görüntüleri ekrana getireceğiz. Bir de efendim bir pratisyen diş hekimi hayatını kaybetti. Gençliğinin baharındaydı. Bir kaza sonucunda bu kazanın detaylarını da size getireceğiz. Sonrasında Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'da Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine tişört dağıtımı yapıldı. Peki bu tişört dağıtımında izdiham yaşanmadı mı? Elbette yaşandı. Bu detayları da sizlere getireceğiz ama öncesinde siyaset diyeceğiz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçime sayılı saatler kala seçim çalışmalarına devam etti. Son iki gününü İstanbul'a ayıran Erdoğan dün akşam gençlerle buluştu. Bugün de önce Arnavutköy'de ardından Güngören'de seçmenle buluştu. Erdoğan İstanbul'u bir 5 yıl daha kaybetme lüksü yok, Fatih'in emanetine sahip çıkın dedi. Ağaçlarına yıldız düşmüş, koparma ağlama. Ahmet Bey, ben cezaevine giderken Kazlı Çeşme'de son uğurlama programına katılıp orada bu şarkı türkülerini söyledi. Yani bir dava fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirdiği İstanbul mitinglerinin ardından akşam saatlerinde gençlerle bir araya geldi. Sohbet edip anılarını anlattı. Erdoğan gençleri 31 Mart'ta sandıklara sahip çıkmaya davet etti. 31 Mart seçimlerinde yine gençlerimizin desteği ve katkısıyla sandıktan milli iradenin en güçlü şekilde çıkmasını sağlayacağız. Cumhur İttifakı'na bu noktada her türlü desteği vermeye var mıyız? Var mıyız? Yerel seçimlere saatler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son mitinglerini İstanbul'da gerçekleştirdi. Erdoğan'ın bugün ilk durağı Arnavutköy'dü. İlçemize ve şehrimize kim aşkla hizmet edecekse tercihimizi onlardan yana kullanalım. Yoksa cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e bir hizmeti olabilir mi? Bu gerçek belediyeciliği iktidar yaparsak Allah'ın izniyle Arnavutköy her tür hizmeti alacaktır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetme lüksü yok dedi. Murat Kurum'a destek istedi. İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir 5 yıl daha kaybetmeye artık takatinin kalmadığını örnekleriyle anlatacağız. İstanbul'u muradına kavuşturarak şehrimize yeniden gerçek belediyecilik dönemini anlatacağız. İnanıyorum ki yarın akşam Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda pazartesi gününden itibaren İstanbul bir başka güne açılacak. Sizlerden Fatih'in emaneti bu aziz şehre sahip çıkmanızı bekliyorum. Erdoğan isim vermedi ama hedefinde Ekrem İmamoğlu vardı. Kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf üstüne laf koyar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır, her taraf rezillik ama İstanbul'un belediye başkanı meydanda yok. Kimi insan eser üretir, kimisi de sadece polemik peşinde koşar. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte sanki Ziya Paşa bunlar için bunu söylemiş. Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında ikinci ve son durağı da Güngören oldu. İstanbul haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Büyükşehir'de Murat Kurum diyor muyuz? Efendim bugün bültenimiz dop dolu ancak öncesinde yurttan ilginç görüntülerden derlediğimiz bir haber turumuzu getiriyoruz ekranlarınıza. Akabinde buradayız. Liseli kızların dövüşü sokağı ringe çevirdi.
İki liseli kız saç başa kavga ederken arkadaşları da maç izler gibi izledi. Hatta tezahürat yapanlar bile oldu. Kavgayı izleyenler arasında erkek arkadaşları da vardı. Onlar da müdahale etmek yerine aşırı iyiydi, mükemmeldi şeklinde pes dedirten yorumlarla kavgayı izlemeyi tercih etti. Kavga polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Tehlikeli taşımacılık böyle görüntülendi. Kamyonetinin arkasına koyduğu demir iskeleyi güvenlik önlemi almadan seyreden sürücü ölüme adeta davetiye çıkardı. Bekliyoruz yani, bir daha yapılmasın diye. Trafikteki sürücülerin uyarılarını aldırış etmeden kilometrelerce yol giden ayaklı iskele istifini bile bozmadı. Bir dakika, görüyorsunuz. Başka bir olaydaysa konserve kapağı taşıyan kamyonetin arkasında giden kişi canını böyle içe saydı. Güvenli taşımacılık son nokta. Güveniyoruz sana. Başkanımız Nail Kaplı. Çılgın aday lakaplı Nail Kaplı bu defa da eşekle şehir turuna çıktı, gören şaştı kaldı. Çeyrek asırlık aracıyla sokak sokak dolaşıp projelerini açıklayan Anavatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Kaplı seçim çalışmasını bu kez eşek üstünde yaptı. Kadife adındaki eşeğiyle halkı selamladı, oy istedi. Seçimi kazanabilir mi bilinmez ama sempatik tavırlarıyla şimdiden gönülleri fethetti. Güveniyoruz sana. Başkanımız Nail Kaplı. Komşular arasında çıkan tartışma sokak ortasında yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Görüntü Sultan Gazi'den, nedeni bilinmeyen tartışma sokağa karıştırdı. Taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Bazı erkeklerin kadınlara sopalarla vurdukları görüldü. Mahalleyi birbirine katan kavgayı başka bir mahalle sakini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yatakhane dumanlara teslim oldu, yürekler ağza geldi. 461 işçinin kaldığı 3 katlı konteyner yatakhanede çatıdaki elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. İşçiler ölümle burun buruna geldi. Geceyi aydınlatan alevler büyük paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kimse var mı içeride? Yok, şu an yok. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Saatler sonra alevler kontrol altına alındı. Herkes rahat bir nefes aldı. Kendi çabalarımızla herkesi uyardık, herkesi çıkarttık. Allah bizi kovuyor. Robot köpek Taksim'e çabuk ayak uydurdu. Teknolojisini bir kenara bıraktı, darbuka eşliğinde göbek attı. Çok enteresan gerçekten. Robot köpek üzerine yapıştırılan kayıp ilanıyla gezerken bir anda insanların ilgi odağı oldu. Robot köpek darbukayı da duyunca kayıp şahsı aramayı bıraktı. Böyle döktürmeye başladı. Eğlenceli anların yaşandığı Taksim'de robot köpekle karşılaşan gerçek bir köpeğin şaşkınlığı da kameraya böyle yansıdı. Efendim, İstanbul'da görmeye alışık olduğumuz ulaşım çilesi görüntüleri bu kez İzmir'den geldi. Her gün binlerce İzmirli'nin kullandığı izban arızalandı. Vagonlarda mahsur kalan yolcular çareyi trenden inip raylardan yürüyerek istasyona ulaşmakta buldu. Seferdeki izban arızalandı. İzmirliler raylarda mahsur kaldı. Arıza uzayınca trenden inen yolcular çareyi bir sonraki istasyona kadar raylarda yürümekte buldu. İzmir'de şehir içi ulaşımın yükünü çeken ve her gün binlerce kişinin kullandığı banliyö treni izban yine arızalandı. Yolcular böyle perişan oldu. Yolcular başta arızanın geçici olduğunu düşündü, bekledi. Fakat arızaya bir türlü müdahale edilemedi. Uzun süre bekleyen yolcular tabana kuvvetledi. Rayların üzerinden yürüyen vatandaşlar bir sonraki istasyona ulaştı, ancak çile burada da bitmedi.
İzmirliler birbirlerini çekerek raylardan peronlara böyle çıkarabildi. İzban mağdurları yaşananlara isyan etti. Urfa'da Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine tişört dağıtımı yapıldı. Kamyonetten dağıtılan tişörtlerden kapmak isteyenler izdihama neden oldu. Tişört izdihamında zaman zaman tansiyon da yükseldi. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ücretsiz tişört için birbirlerini ezdiler. Giden kamyonun arkasından koştular. Adı açıklanmayan bir hayırsever Ramazan ayı dolayısıyla tişört dağıtımı yapmak istedi. Tişört dağıtıldığını duyanlar mahalleye akın etti. Yardım kısa sürede izdihama dönüştü. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. İşte alın Urfa'nın haline bak. İçerisinde tişört olan poşetler kamyonetten dağıtıldı. Poşetleri yakalamaya çalışanlar birbirini ezdi. Bizi ezdiler ha. Vatandaşlar arasında kısa süreli tartışmalar da yaşandı. İzdihamın arasında kalanlar ezilme tehlikesi geçirdi. Yazıklar olsun. Tişört izdihamı kameralara da saniye saniye yansıdı. Şanslı olanlar bu kalabalıktan tişörtle çıktı. Kapamayanlar çektiği eziyetle kaldı. Efendim, kocasının 7 ay önce 58 yerinden bıçakladığı iç mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu ölümden dönmüştü. İlk duruşması ise karnındaki bebeği habersiz aldırdığı için çocuk katili suçlamalarına maruz kaldı. Onu 58 bıçak darbesiyle ölümün eşiğine getiren eşi için istenen ceza da belli oldu. Çok korkunç bir andı. Ben hala iyileşebilmiş değilim. Hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak çekmem çok zor. Kocası tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu yaşadığı kabusu anlattı. Cani koca da sen çocuk katilisin diyerek duruşma salonunu birbirine kattı. Ben bu olayı yaşadığımda ağlayamadım bile. Ciğerim söndü. Günlerce sadece gözümden yaş geldi. Hıçkırarak ağlayabilmek istedim. Allah hiçbir kız kardeşime yaşatmasın. İç mimar ve YouTuber olan Merve Veziroğlu, Yunus Yıldırım'la evliydi. 7 ay önce Üsküdar'daki evlerinde ölümden döndü. Kıskançlık krizine giren kocası onu tam 58 yerinden bıçakladı. Mucizevi bir şekilde hayata tutundum. Ölümden dönen Merve Veziroğlu boşanma davası açtı. Anlaşmalı olarak boşanmak istemedi. Bu davayla birlikte emsal bir karar olmasını istiyorum ve ben artık bu davanın uzamasını istemediğim için manevi kınama talebimden vazgeçmek zorunda kaldım. Benim boşanma kararım verildi. İlk kez hakim önüne çıkan Yunus Yıldırım da duruşma salonunu birbirine kattı. Kendisinden habersiz hamile kalıp bebeğini aldıran eşine sen çocuk katilisin, şimdi takipçi kazanmak için medyaya çıkıyorsun diye bağırdı. Ben de pes etmeyeceğim, hakkımı aramaya devam edeceğim. Savcının Yunus Yıldırım için talep ettiği ceza da belli oldu. Yıldırım'ın öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla toplamda 30 yıla kadar hapsi istendi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Ben kimseye zarar vermeden, kimsenin zararını görmeden yaşamak istiyorum. İstediğim tek şey var olabilmek ve hakkımın aranması. Hani sizin destekleriniz benim için çok çok önemli. Efendim, 69 yaşındaki Rasim Atilla evlilik sitesinde kendisini Habibe Acar olarak tanıtan bir kadına para göndermeye başladı. Dolandırıldığını anlayınca da Esra Erol'un kapısını çaldı. Gönderdiği hesabın aslında bir erkeğe ait olduğu ortaya çıktı. Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar birbirine girdi. Evet. Ne konuşuyorsun bunun sen bana, değil. Bana bağırma bana. Beyefendi. Bana bağırma. Ay. Konuşulanı dinle ondan sonra kardeşim, bak. Kendini haklı çıkarıyorsan. Senin aklın dengen bozuk. Otur dinle. Bir, ikinizin de aklı dengen. Peki gerçekte Habibe Acar kim? Hayatında bir kere gördüğü fotoğrafıyla gerçeği analiz edemeyen İki erkek var. İki erkek de 80-100 bin lira para kaptırmış. Taliplerini internette aradılar, gelin umarken erkek buldular. Tüm paralarını da kaptırınca hayatlarının şokunu yaşadılar. Bizi tavuk gibi soydu yani orada. 69 yaşındaki Rasim Atilla kendisini Habibe olarak tanıtan hesaba sürekli para gönderdi. Ama o hesabın sahibinin rüyalarını süsleyen gelin adayına değil, dolandırıcı bir erkeğe ait olduğu ortaya çıktı. Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar birbirine girdi. Bul o kadını bana çıkar. Kime gönderdiysen o parayı? Sana gönderdim. Sana gönderdim. Ben almadım. O parayı tamam. Bana sen ödeyeceksin.
Sen vereceksin, aa buraya koyacaksın. Rasim Atilla 17 yıllık eşini kaybettikten 20 gün sonra evlilik sitesine girdi. Orada kendini Habibe Acer olarak tanıtan bir kadınla tanıştı. Kadına çeşitli yollarla elindekini, avucundakini göndermeye başladı. Para falan da ödemedim site. Tamam. Ama kadıncağız oradan beni bulmuş, bana şöyle bir mesaj atıyor. Ben diyor sizi çok beğendim. Siz de evlilikte ciddiyseniz beni bu numaradan arayın. Hoşuma gitti tabii. Kadınsız kalmışım. Evim susuz, şeysiz kalmış, yemeksiz kalmış. Gönlüm aç kalmış. Rasim Atilla evlilik hayali kurduğu kadın için Bodrum'dan kalktı, İstanbul'a geldi. Ancak mutlu yolculuğu hüsranla bitti. Parka gittik. Merhaba dedi. Elimi bile tokalamadı benim. Parayı getirdin mi dedi bana. Evet dedim, getirdim. Eve gidecektik hani dedim. Sen ver de dedi. Eve de gideceğiz şimdi gene dedi. Ben çıkardım 15 bin TL'yi eline verdim. Kaçtı araba? 10'da. Bekliyorum ben saat 10'a kadar otobüs kalkacak. Neredesin sen? Yok, ses yok. Abi be kaybol. Paraları verdiği kadından bir daha haber alamadı. Esra Erol'dan yardım istedi. Konu dolandırıcılık çetesine kadar uzadı. İsmi Selma, Sakaryalı kendisi. Evli mi? Evet evli, bir kızı var. Eşiyle mi yaşıyor? Evet. Soyadını biliyor musunuz? Selma Kuray. Selma Hanım hep bu evlilik vaadiyle dolandırıcılığı yapar mı? Yok, yapmaz yani, böyle bir şey duymadım. Rasim Atilla'nın paraları Habibe Acer adlı bir kadına değil, Habib Acer isimli bir adama gönderdiği ortaya çıktı. O sesini duyduğunuz, o sese aşık olup o paraları gönderdiğiniz asıl esas kişi kim? Habibe Acer. Ama orada da karşımıza çıkan kişi Habibe Acer değil, Habib Acer. Habibe Acer değil mi oluyor şimdi? Ben de Habibe Acer bu mu? Karadağ'ı ona tanıyorum. Buyurun. Yalan söylüyor. Çetenin başı sensin. Sensin. Be. Stüdyoya gelen Habib Acer kendisinin de aynı kadın tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Telefonda görüştüğüm birine insan bu kadar para gönderir mi? Bu ilişki denebilir mi buna? Esra Hanım, özür dilerim. Esra Hanım, ayrılık nedir bilir misiniz? Kendinize şimdi ayrılmışım. Bir ilişki. Ben kardeşimi kaybetmişim. Neye sarılacağım ben? Ben bir sefer Esenyurt'ta gördüm parkta. 80 bin lira kaptırdı. Evet, çağırdı. Benim ihtiyacım var dedi. Ben de o gün cebimde param vardı, götürdüm. Uzun bir kadın mıydı? Uzundu benimki. Sizinki? Kısa. Benden bile kısa. Ve benim gibi zayıf, tesettürlü, esmer bir bayan. Dişler iri beyaz. Bir çete olduğunu gösteriyor. Atilla Rasim, Habib Acer'ın da dolandırıcılık çetesinin bir üyesi olduğunu iddia etti. Talihsiz adam şimdi hem kaybettiği gururunu hem de kaptırdığı paraları geri istiyor. Gel kardeşim, sen yalan söylemiyorum diyorsun. Ama deliller hep senin üstünde. Kadını tespit bulalım edesin. Çıkartalım ortaya. Ya nereden bulacağım? Belki de kadın gitti. Efendim, Burdur'da bir genç eşim çocukları göstermiyor iddiasıyla 5 katlı bina bir apartmanın çatısına çıktı. Yürekler ağza geldi. Ekipler çılgın genci ikna edebilmek için saatlerce dil döktü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan genç aynı günün akşamı gitti, eşini darp etti. Eşim çocuklarımı göstermiyor dedi. Çatıya çıkıp mahalleyi sokağa döktü. Ardından otogarda karşılaştığı eşini herkesin gözü önünde darp etti. Korku dolanların adresi Gölhisar. 28 yaşındaki genç çocuklarının annesiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Çocuklarını da yanına alıp onu terk eden eşi adres ve kimlik gizliliği kararı aldırdı. İddiaya göre çocuklarını göremeyen koca 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina önüne hava yastığı açıp herhangi bir olumsuzluğa karşı böyle önlem aldı. Polisler yanına çıkıp ikna etmek için dil dökmeye başladı. Aşağıdaki kalabalıksa meraklı gözlerle olanı biteni izledi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Ali isimli genç sağ salim aşağı indirildi. Gözaltına alınan adam ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli aynı günün akşamı eşiyle otogarda karşılaşınca aralarında yine tartışma çıktı. Öfkeli adam eşini herkesin gözü önünde darp etti. Polisler onu ikinci kez gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bu defa adliyeye sevk edildi.
Antalya'dan şaşkına çeviren bir kazayla devam ediyoruz. Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yara almadan kurtuldu. Ama araçtan iner inmez söyledikleriyle herkesi şoke etti. Aklı karışan sürücü kim kaza yaptı, ben neredeyim, benim eşim kim sorularıyla herkesi şaşkına çevirdi. Burası nereye ya? Allah Allah, benim kafam niye gitti? Maddi hasarlı kaza yaptı. Şoka giren adam kısa süreliğine hafıza kaybı yaşadı. Eşini, ailesini unuttu. Kim olduğunu hatırlayamadı. Ya arkadaş, ben eşim kim, ailem kim, onları unuttum ben şu anda ya. Manavgat'ta yaşayan Engin isimli sürücü Çetin Emeç kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıktı, ardından evin önünde park halindeki motosiklete çarptı. Hatta iki defa böyle lak vurdu, kendini de değil arkadaşlar. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün en iyi bildiklerini de kaybettiği anlaşıldı. Araçtan inen sürücü şoka girdi. Sürücünün polise sorduğu sorular ve verdiği cevaplar herkesi şaşkına çevirdi. İsmim Engin. Ya ben niye bileyim ya? Burası nereye ya? Burası nereye gidiyor? Hafıza kaybı yaşayan sürücü nerede yaşadığını unuttu, eşini hatırlayamadı. Burası nereye ya? Buran Manavgat mı? Nereye? Ya arkadaş, ben eşim kim, ailem kim, onları unuttum ben şu anda ya. Sadece ablasını hatırlayan adam telefonla arayıp nerede olduğunu tarif etmeye çalıştı. Abla. Abla. Ya ben şu anda tamamen kendimi kaybetmiş durumdayım. Kafam dağılmış benim ya. Ne yaptım belli değil ya. Düşmüşüm ben ya. Kafayı... Ekipler alkol testi de yaptı. Sonucu temiz çıktı. Sağlıkçıların gelmesini istemeyen adamın haline kimse bir anlam veremedi. Devam. Tamamdır. Tamam, alkol yok. Evden çıktım, nereye gittiğimi bile bilmiyorum ya. Sinirsel rahatsızlığının olduğunu söyleyen sürücü, ailesinin gelmesini bankta oturarak bekledi. Kendisini çeken gazetecilere de tepki gösterdi. Dayı, niye çekiyorsunuz siz? Gazeteci misiniz? Nasılsınız? Şoka giren sürücü, bir türlü hatırlayamadığı ailesinin gelmesiyle olay yerinden ayrıldı. Ya arkadaş, ben eşim kim, ailem kim, onları unuttum ben şu anda ya. Efendim, çocuğunu parka götürürken bile altınlarını yanından ayırmayan kadın hırsızların hedefi oldu. Parkta düşen çocuğuyla ilgilenirken küçük bir kız çocuğu içinde yarım kiloya yakın altın olan çantasını çaldı. Yarım kiloya yakın 420 gram altınım çalındı. Oduncu gömleğinin içerisine koyup saklaya parktan uzaklaşmış. 9 yaşındaki kız çocuğuna oyun parkında yarım kilo altın çaldırdılar. Kızım oynarken, kaydıraktan kayarken bizim gelinle beraber çarpıştığı anda ben kızıma doğru koştuktan yaklaşık 5 dakika sonra bankta olan çantamın dönüp yerinde olmadığını gördüm. Akıllara durgunluk veren hırsızlık Orhan Gazi Mahallesi'ndeki çocuk parkında yaşandı. Diyarbakır'dan misafirliğe gelen kadın korkudan düğün takılarını yanından hiç ayırmıyordu. Çocuğunu parka götürürken de altınları yanındaydı. İçerisinde toplamda 420 gram ziynet eşyam vardı. Bunlar düğünde takılan, eşimin bana, akrabalarının bana taktığı altınlar. Kızı parkta oynarken o da çantasıyla bankta oturuyordu. Kızı düşünce telaşlanan kadın çantasını bankta bırakıp telaşla yanına koştu. Şuradaki bankta oturuyordum. Kızım şurada. Kazara yere düştükten sonra, yanına gittikten sonra dönüp çantamın şuradaki bankta olmadığını gördüm. O çocuğuyla ilgilenirken pusuda bekleyen hırsızlar harekete geçti. 9 yaşındaki bir kız çocuğu halası tarafından yönlendirilerek git şu çantayı bankın üzerinden alıp tişörtünün altına koy. Çaldıkları o çantada tam 420 gram altın vardı. Düğün takıları ve bütün birikimi o çantanın içindeydi. İçerisinde toplamda 420 gram ziynet eşyam vardı. Bunlar düğünde takılan, eşimin bana, akrabalarının bana taktığı altınlar. Polis şimdi görüntülerden kimliğini tespit ettiği hırsızların peşinde. Türkiye'nin en titiz kahve işletmecisi var şimdi sırada. Gümüşhane'de 40 yıldır kıraathane işletmeciliği yapan 59 yaşındaki Galip Gün işletmesini evinden ayırmıyor. Her oyundan sonra ıstaka ve oyun taşlarını çamaşır suyuyla temizleyen hijyenik kahveci vaktinin çoğunu temizliğe ayırıyor.
Kahveyi sabah 6'da açacağım için bugün yine erkenden uyandım. Hemen sabah rutinim olan ıstakalarla işe koyuldum. Taşları da şöyle dip köşe sildim. Oh, mis gibi oldu. Lavanta kokusu olmazsa olmazım. Bardakları da çamaşır suyuyla bir güzel yıkadım. İşte şimdi demli bir çayı hak ettim. En sabah her sabah burada 2 saat temizlik yapıyorum. Tek tek taşları siliyor. Her gün saatlerce temizlik yapıyor. Titiz işletmeci kıraathanesini evinden ayırmıyor. 59 yaşındaki Galip Gün 40 yıldır kıraathane işletiyor. Genç yaşlarda başladığı mesleğine gönülden bağlı olan Gün, hijyene düşkünlüğüyle herkesin dilinde. Deterjan temizliği, yer temizliği, efendim sana söyleyeyim parfüm temizliği, tuvalet temizliği, bardak temizliği, hepsi mevcut yani. Sayarken de, yaparken de yorulmuyor. Titiz işletmeci her gün saatlerce temizlik yapıyor, elinden çamaşır sulu bezi eksik olmuyor. Vallahi günlük ben 2 saat geliyorum sabah saat 8'de buraya. Evden çok vaktimi buraya ayırıyorum. Titizliği sayesinde müşterilerin de memnuniyetini kazanan Gün, küçük bir dağınıklığa bile tahammül edemiyor. Evimizdeki temizliği hissedebiliyoruz burada. Müşteriler benden memnun olsa buraya gelmezler ki. Temizliğimden dolayı. Galip Gün her oyundan sonra ıstakalardan taşlara kadar her şeyi tek tek siliyor, %100 hijyen sağlıyor. Onların özel bezleri var beyefendi orada. Özel bezlerle sürüyorum. Müşterilerse bu durumdan çok memnun. Kıraathaneyi sadece temizliğinden dolayı tercih edenler bile var. Galip Bey'in temizliği, titizliği, lavabosu, ıslak zeminleri, aradığımız taşına kadar her şey tertemiz. Çok titiz. Peki, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde esnaflık yapan İsmail Kuş evinin bir odasına eski yapıların olduğu minyatür mahalle kurdu. Minyatür yapılarda en ince ayrıntıyı bile atlamayan Kuş sanatıyla görenleri kendine hayran bıraktı. Evinin bir odasına minyatür mahalle kurdu. En ince ayrıntılarla görenleri hayran bıraktı. 4 yıl önce bir arkadaşı dükkanına geldi. Toptancılık yapan esnaf İsmail Kuş'tan yaptığı minyatür ev için çöp şiş istedi. İsmail Kuş kendisi de denemek isteyince hayatı değişti. İlk başta küçük, tek katlı köy evi, park, cami gibi minyatür yapılar yapan Kuş şimdilerde minyatür mahalleler yapmaya başladı. Yaptıklarım benim çizgi film animasyonları gibiydi. Ama hani güzel, tatlı şeylerdi. Bende bir durgunluk oldu, biraz ara verdim. Daha sonra ben gerçeklerini yapmam lazım dedim. Yaptıklarının gerçeğiyle birebir olmasını isteyen Kuş, bina ve dükkan gibi yapıların her detayını incelemeye başladı. Mesela bir marangoz yapıyorum. Mahallemizde bulunan bir marangoza gidiyorum. Bir manavdaki masanın üstünde bulunan yazar kasadan dağılmış çöp kutusuna, ototamirci dükkanındaki takvimden dükkan önünde bulunan tavlaya kadar en ince detaylar düşünüldü. Minyatürlerde tek tek işlenmeye başlandı. O yapıtı yaparken bu yapıtla ilgili veyahut da o işle ilgili veyahut da o mahalleyle ilgili, o sokakla ilgili hangi anılarımız var? Bunları yansıtmaya çalışıyorum. Kuş bu ince ayrıntılarla adeta yaşanmışlıkları sanatla buluşturdu, sanatına hayran bıraktı. Diorama sanatı yaşanmışlıkları ele alan bir sanat. Evinde 18 minyatür bulunan İsmail Kuş aylarca uğraştığı sanatı için paha biçemiyor. Ben buna bir sanat olarak bakıyorum. Ticari bir faaliyet olarak bakmıyorum. Atölyemin kapısını açınca bir sanat odasına girmiş gibi oluyorum. Benim bir amacım var. Zaten o amaçla ilerliyorum. İleride bunun bir müzesini oluşturma amacım var. Efendim, başkent Ankara'da bugün termometreler 30 dereceye dayandı. Baharın müjdecisi ağaçlar çiçek açtı. Sokaklar ve parklarda görsel şölen oluştu. Yaz havasını fırsat bilenler kendilerini dışarı attı. Mart ayında yaşanan Ağustos havası manzaraları var şimdi sırada. Mutluyuz. Yavru kulları görmeye geldik. Ağaçlar çiçek açtı. Seviyor musunuz aynen yazı? Öyle tabii ki çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Evde zor oluyordu çocukla beraber. AVM'ler de artık bunalttı. Şu an keyifliyiz. Nasıl hissediyorsunuz? Çok güzel hissediyoruz.
bahar geldi. Yeni doğan kuğuları görmeye geldik. Güneş bir geldi, pir geldi. Başkentte adeta mevsim bir günde yaza döndü. Hafta sonuna denk gelen yaz havası Ankaralıları da sokaklara döktü. Bahar ayının gelmesiyle birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başladı. Termometreler 30 dereceye yaklaştı. Nisan ayını Haziran sıcaklığıyla karşılayan başkentliler park ve bahçelere akın etti. Kimileri arkadaşıyla, kimileri de papağanıyla çıkardı güneşin tadını. Havalar ısındı, papağanı da parka mı getirdin? Evet. Gezdiriyoruz. Konuşabiliyor mu? Konuşuyor da korkuyor ondan. Evet. Ne hissediyorsunuz sıcaklıklarla ilgili? Soğuğu daha çok seviyorum ama daha çok seviyorum sıcaklığı. Hanımefendi siz? Ben çok mutluyum yaz geldiği için. Keşke hep böyle kalsa. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin ortalama 9 derece üzerinde seyretti. Termometreler 30 dereceye yaklaştı. Sokaklarda baharın müjdecisi görsel şölen vardı. Bahar müjdesini ağaçların çiçek açmasıyla verdi. O buram buram kokusu ve görüntüsü ise adeta şölen yarattı. Çok güzel vallahi. Ankara'da zaten yapacak başka bir şey yok. O yüzden çok mutluyuz yani. Yaz hiç gitmesin mi diyorsunuz? Gitmesin. Bu yaz dondurmaların bedava olmasını istiyorum çünkü çok sıcak oluyor. Artık yani bedava satmalarını istiyorum. Ya 30'lara bile çıkacak. 30'lara çıkacaksa yandık Ankara'da. Ama mevsimler gerçekten değişik ilerliyor. Güzel, Tunalı da güzel. Parklar doldu taştı. Genci yaşlısı Mart'ın sonuna denk gelen Haziran sıcağının tadını çıkardı. Güzel güzel havayı değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızla geldik. Güzel yani bahar geldiği için mutluyuz. Havaların ısınmasıyla birlikte biz de parkın yolunu tuttuk tabii. Çocuklar bir kış boyunca içeride kaldıkları için de onların gibi ruhları sıkıldı. Çıkıp biraz temiz hava almak istedik. Yurtta yaz havası yeni haftada da devam edecek. Siz de parka mı geldiniz? Evet. Ne hissediyorsunuz? Keyifli. Çocukların bugün hafta sonu için programları vardı. Ardından böyle hep beraber geldik. Efendim Türkiye yarın sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçime saatler kala Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum son mesajlarını vermek için sahadaydı. Kurum Arnavutköy'de İstanbullularla bir araya geldi. Sandıkları işaret etti. Bizim bir İstanbul hayalimiz var dedi. İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununu çözmek. 130 kilometre metroyu kazandırmış olacağız. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. 100 bin konutu, metro hatlarını, megabüsleri, Hızra'yı unuttular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine bu sözlerle tepki gösterdi, İmamoğlu'nu eleştirdi. Sordukları zaman hatırlamıyoruz diyorlar. Arkadaş sen kendi geleceğinle ilgili bir menfaatin olsa her şeyi hatırlıyorsun. 30 yıl önceki köfteciyi hatırlıyorsun ama bugün ne hikmetse İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun. 130 kilometre metroyu kazandırmış olacağız. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçime saatler kala Arnavutköy'de düzenlenen mitingde konuştu. Yarın onun tatilinin, süresiz tatilinin başlayacağı gün. İnşallah eş genel başkan da genel başkanlığı bırakacak, genel başkanlığı. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Aman yarın sandıklarımıza sahip çıkalım. Sakın ha sakın sandıkları terk etmeyin. Kurumun gündeminde para kuleleri ve Ekrem İmamoğlu'nun gizlediği villaları vardı. Biz deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken bunlar balya para kuleleri yaptılar. Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar. Sonra bir baktık 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Seçime saatler kala sandıkları işaret etti. 1 Nisan'da yeni bir sayfa açılacak dedi. Buradan İstanbul'umuzun güzel insanlarına sesleniyorum. 31 Mart'ta gelin, gerçek belediyecilikten yana olun. 31 Mart'ta gelin, İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta gelin, sağlam İstanbul'dan yana olun. 1 Nisan sabahı İstanbul'da yepyeni bir sayfa açılacak. Yepyeni. Yine gerçek belediyecilik vizyonu kazanacak. Efendim Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkan Yardımcısı 42 yaşındaki Osman Karaarslan son yolculuğuna uğurlandı. Memleketi Gölbaşı'na düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de katıldı.
Hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? AK Partili Osman Karaaslan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. AK Parti camiası yasa boğuldu. 42 yaşındaki Arge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan yaklaşık 2 ay önce beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alındı. Tüm çabalara rağmen yaşam savaşını kaybetti. 4 çocuk babası Osman Karaaslan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. AK Parti başta olmak üzere tüm siyaset camiasını yasa boğan ölüm haberi üzerine birçok siyasi isim başsağlığı mesajı yayınladı. Osman Karaaslan son yolculuğuna memleketi Gölbaşı'nda düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı. Allahu Ekber. Genç siyasetçinin cenazesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara Milletvekilleri Osman Gökçek ve Jülide Sarıeroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, belediye başkanları, ailesi, sevenleri ve siyasiler katıldı. Efendim biz de genç siyasetçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Şimdi bugün 30 Mart Uluslararası Dünya Sıfır Atık Günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mimarı olduğu projenin özel günü için sosyal medya hesabından videolu kutlama mesajı yayınladı. Öte yandan Dünya Sıfır Atık Günü dünyada geniş yankı buldu. Dünya İnsanlığın her yıl ürettiği 2 milyar ton atığı sırtında taşıyor. Her gün 2000 çöp kamyonuna eşdeğer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz. Çevre kirliliğine dikkat çekti. Sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakılacak en güzel miras olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun başkanı olarak atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu kutlama mesajı yayımladı. Dünyanın tüm kadim öğretileri doğanın bitmek bilmez ilhamından beslenmiş, bütün mahlukat ile uyumlu bir hayatı öğütlemiştir. Erdoğan mesajında çevre ve iklim konularına değindi. Hava kirliliği her yıl 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. Geçmişteki hayranlık uyandıran tabiat ile hürmet eksenindeki ilişki günden güne terk edilirken gelecek nesillere nasıl bir dünya bıraktığımızı düşünüyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Özhaseki, bakanlık öncülüğünde Emin Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık hareketinin küresel çevre hareketine dönüştüğünü ve bir dünya markası haline geldiğini vurguladı. Öte yandan dünyanın birçok farklı noktasında Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek seçimlerin son gününde de sahadaydı. Başkentte adım atılmadık yer bırakmayan genç milletvekili bu kez Kalecik'te seçmenin nabzını tuttu. Katıldığı iftar programında yoğun ilgiyle karşılandı. Güneş doğdu bak önüne, selam olsun yeni güne. Bu çağrı yurdu sevene, ayrıl elden bırakma. Sen dualar et, gerisini halledeceğiz inşallah. Ama sağının başında her zaman ediyorum. Ay güzel anam benim, Allah razı olsun. Öyle. İnşallah lan. Televizyonda çıkıyor benim. Nasılsın annem? İyi. İyi misin? Allah razı olsun. Kazandırıyoruz başkanımı. İnşallah, inşallah. Allah'ın izniyle. Vay 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 vay. Sen yavru kurt musun ya? Evet. Ha? Yavru kurt musun sen? Ben sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Sevgiler karşılıklı. Sürekli izliyorum. Bak görüyor musunuz yavru kurtu? Maşallah.
Ne güzel bu ellerinle yakmışsın kınaları. Ben kazan sana da yakacağım. Güzel kınaları yakmışsın ha. Ben kazan sana da yakacağım. İnşallah kazanalım yakalım inşallah. Yerel seçime artık saatler kala AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hız kesmedi. Seçmenin nabzını tutmaya devam etti. Bu kez durağı Kalecik oldu. Kurban olurum sana. Annem selam aleyküm. Kurban olurum sana. Allah razı olsun annem. Konuşmalarım. Gerçekten hep dinlerim. Bir de ablama telefon ederim. Çabuk Beyaz TV'yi bir aç. Allah razı olsun. Kurban olurum kızım. Nasıl güzel kavuştuk. Nasılsın anne? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Allah razı olsun. Kurban olurum. Ben hep buralardayım. Beni görüyorsun az çok. Bak gene gördün, gene görüyor. Görüyorsun değil mi? Seçimden seçime görüşmeyeceğiz. Hep görüşeceğiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Evet. İftar yemeğine katılan Gökçek, Kalecik halkıyla kucaklaştı. Nasılsın anneciğim? İyiyim, hamdolsun şükür Allah'a. Ben hem de seni televizyonda gözlü izliyorum. Beğeniyor musun? Oo, çok beğeniyor, sağ ol. Allah razı olsun. Söyle bakalım, kaç yaşından beri oruç tutuyoruz? 10. 10 yaşından beri tutuyorsun. Yaş kaç peki? 5 senedir tutuyorsun ya. Maşallah seni tebrik ediyorum ya. Şerif olduk daha iyi oldu. Öyle mi? Evet. Ben de sizi gördüm daha iyi oldum. Aslanları derim ben. Allah razı olsun. Selam. Benim tanıdığım yavrum. Televizyonda ben seni nasıl mı seviyorum? Allah razı olsun. Estağfurullah anneciğim. Belediye başkan adayı Erdal Dal da genç vekille birlikte destek turundaydı. Bu seçim sürecince bana güvenen başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye, beyefendiye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan da Erdal Dal'a tam destekledi. Biz hükümet olarak, biz devlet olarak her zaman Erdal'ın yanındayız. Bunu bilin. Toplu iftar yemeğinde konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ittifakın önemini vurguladı, bizim kaptanımız belli dedi. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bindiğiniz geminin kaptanı nereye gidiyorsa siz o istikamete doğru gidersiniz. Sizin geminizin kaptanı eğer Özgür Özel'se, Selahattin Demirtaş da sizin geminizin gideceği istikamet bellidir. Ne kadar milliyetçi olduğunuzu söylerseniz söyleyin, gidecek istikamet bellidir. Elhamdülillah bizim gemimizi kaptanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim gemimizi kaptanı Sayın Devlet Bahçeli'dir. Evet efendim, biz bu haberle bültenimizi noktalıyoruz, ancak yarın saatler 16.50'yi gösterdiğinde biliyorsunuz ki Türkiye yerel seçime gidiyor. Anlık verileri, en güncel bilgileri, son dakika paylaşımları bizler Beyaz TV ekranlarında sizlerle paylaşacağız. O yüzden yarın saatler 16.50'yi gösterdiğinde sizleri Beyaz TV ekranlarına bekliyoruz efendim. Şimdilik hoşça kalın.